Yine bir hafta sonunda, yine bir hafta sonu sokak kısıtlamasında sizlerle birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Neredeyiz? Maden diyarı Çayran mahallesindeyiz. Evet, düşündük ki Çayran mahallemizi yalnız bırakmayalım. Oradan da haberler yapalım. Oradan da görüntüler çekelim. Oradan da vatandaşlarımıza havadisler duyuralım. Oradan da vatandaşlarımıza güzel görüntüler aktaralım dedik. Ve yola çıktık öğlen saatlerinde. Şu an sizlere bu güzel manzaradan sesleniyoruz değerli izleyenlerimiz. Evet, her hafta sonunda olduğu gibi sokak kısıtlamalarında vatandaşlarımızla sokaklarda görüştük. Esnaflarımızla iş yerlerinde görüştük. Onlarla sohbetlerde bulunduk. Onlara buradan teşekkürlerimi iletirken bütün Çayranlı hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza iyi bir hafta sonu geçirmelerini diliyoruz. Buradan kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nallıhan Has Haber. Sizi tanıyabilir miyiz önce? Adınız soyadınız. Gezdayır Baydar. Çayran'da evet. Çayran'da oturuyorsunuz. Şu anda hava güzel, ne güzel. Güneşleniyorsunuz aynı zamanda. İhtiyaçlarım ormanda. İhtiyaçları aldınız marketten. Marketten. Yürüyüş mesafesi tabii evinize. Ben eve gideceğim. Evim şurada yakın zaten. Kurallara uyuyorsunuz. Tabii ki tabii. Çayran çok güzel uyuyor kurallara. Evet, Çayran evet. Çok güzel uyuyor. Evet. Gördük sokaklar bomboş. Görevliler haricinde sokaklarımız bomboş. Gelen markete gelip alışverişini yapıp evet. Evine gidiyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Yaşar Epdemir. Evet, görevlisiniz. Evet, sokağa çıkma yasağı var malum hafta sonu. Belediye görevlisiniz. Evet. Çevreyi temizliyorsunuz, ne güzel. Evet, nasıl sizce vatandaşlar uyuyor mu? Yasaklara uyuyorlar mı vatandaşlarımız? Uyuyorlar hocam, aynen devam ediyor. Görüyorsunuz böyle. Aynen devam ediyor. Evet. Kolay gelsin diyoruz. Sağ olun. Evet, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Nallıhan Has Haber. Hoş geldiniz. Sizi öncelikle hoş tanıyalım. Geldiniz. Hoş geldiniz. İsmim Hakan. Hakan. Soyadınız? Ünal. Hakan Ünal. Hasan Sezgin ben. Hasan Sezgin adaşım oluyor aynı zamanda değerli evet, izleyenler. Evet. Yine bir sokağa çıkma yasağı. Hafta evet, sonu sokağa çıkma yasağı. Hava da güzel. Hava da güzel evet. Nereye gidiyorsunuz? Şu anda yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüş yapıyorsunuz evet. Arkadaşınızla. Peki evet. Nasıl Çayran'da vatandaşlar bu kurallara uyuyorlar mı sizce? Vatandaşlar uyuyorlar, uymayanlar uyuyorlar. Var, uyanlar var. Evet, hayırlı işler. Öncelikle market sahibi olarak sizi tanıyalım. İsminiz? İsmim Rahmi Şahin. Rahmi Bey, bu marketin babam sahibisiniz. Gelemiyor. Evet, evet. O yüzden ben nasıl işler, iyi mi? İşler normal. Evet, normal. Bugün malum hafta sonu çıkma yasağı var, sokağa çıkma yasağı var. Evet. En iyi kuralları siz uyguluyorsunuz burada. Vatandaşlar sizle haşır neşir en çok hafta sonu. İşte evet. İhtiyaçlarını alıyorlar, ekmeklerini alıyorlar. Tabii yürüyüş mesafesinde olanlar için evet. Geçerli bu. Peki nasıl Çayran halkı uyuyor mu? Ya pek sakin oluyor, fazla işi olmuyor. Kurallara uyuyorlar mı? Uyuyorlar. Uyuyorlar. Sizi tanıyalım. Soyadım Şahin, Rahmi Şahin, ne oluyor? Olsunuz, beraber evet. Çalıştırıyorsunuz beraber buraya. Yardım ediyoruz. Yardım ediyorsunuz. Sizi de tanıyalım. Ben de kompüzü sayılırım. Buraya geldiniz, ihtiyaç için geldiniz. Evet. Kurallara uyuluyor, maskeler takılmış. Uyuluyor. Evet. Size hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bunda ekmeklerin paket olması güzel. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederim. Sizi bir tanıyalım önce. Ben Efruz Algül. Nallıhan Çayran İdeal Market'in sahibi. Evet. Peki Efruz Bey. Biz Çayran'da ticaretle uğraşıyoruz. Evet, size kolay gelsin. Biz Çayran dolaşıyoruz. Malum hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Evet. Bu her sokağa çıkma yasağında mahallelerimizi geziyoruz. Biz de Çayran'ı yalnız bırakmayalım, oraya da gidelim dedik. Ve açık olan marketlerimize girerek sizlerle kısa kısa röportajlar yapmak istedik. Peki vatandaşları en çok burada gözlemleyen sizsiniz. Sokağa evet. Çıkma yasaklarına genelde uyuluyor mu Çayran'da? Çayran'da uyuluyor. Sağ olsun belediyemize hijyenik olarak dezenfekte de hizmette evet.
Evet. Sağ olsun bize destek ediyorlar. Evet. Her türlü eksiğimize gideriyorlar. Evet. Şey konusunda da yardımcı oluyorlar. O zaman kısaca Çayırhan halkı kısıtlamalara uyuyor. Kısıtlamalara uyuyor. Uyarsak da ileriki günlerde bizi daha mutlu günler, daha böyle rahat evet. günler bekliyor. Yani her konuda herkes kendine düşen görevi evet. rahatça uyarak ve kendi sağlığını düşünerek yani her türlü ihtiyacını da rahatça görebiliyor. Eksiklerini de tamamlayabiliyorlar. Evet. İnsanlar şu an için mutlu. Evet, çok size teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim ilginize, alakanıza. Nallan'a herkese Çayırhan'dan selam. Teşekkür ediyoruz. Sevgiler. Teşekkür sağ ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Evet, bir sokağa çıkma yasağında evet. dışarıdasınız. Evet. Tabii gerekçenizde yürüme mesafesinde olan marketlere alışveriş ihtiyacınızı tamamlamak için geldiniz. Aynen. Nasıl? Siz uyuyorsunuz, maskeniz var, hijyenik evet. kurallara uyuyorsunuz. Uyuyoruz. Sizin gibi arkadaşlarınız, vatandaşlar da uyuyor mu? Gözlemleriniz nasıl Çayırhan'da? Herkes yakın bakkala gidebiliyor yani. Evet. Alışverişini yapıyor. Evet. Önce sizi tanıyalım. Ramazan. Emeklisiyim. Emeklisiniz, genç evet. yaşta emekli olmuşsunuz. Evet. Size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Sağ olun. Türkiye'de olduğu gibi sokağa çıkma yasağı var. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı. Biz de esnaflarımızı geziyoruz. Vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Şu anda Çayırhan'ımızın meşhur bir yeri var. Çayırhan göl kenarı değil mi? Evet. Yanlış mıyım efendim? Doğru söylüyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Süleyman Ayık ben. Bu işletme sahibiyim. Güzel bir işletme kurmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Şu an malum pandemiden dolayı evet. kapalıyız. Hazırlık yapıyoruz bolca. Dört gözle. Gördük sizi. Hazırlıklar başladı. Evet, başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda böyle normal döneme gireceğiz inşallah yavaş yavaş. Değil mi efendim? İnşallah. Evet. Dört gözle bekliyoruz. Sanırım Mart 15 gibi inşallah. Evet. faaliyetimize başlayacağımızı umut ediyoruz. Evet. Önümüzdeki günlerde daha net bir haber çıkacaklar. Çayırhanlı mısınız? Ben meyve pazarlıyım aslında. Evet. Şöyle mesela burası bomboş. Neden? Hafta sonu kısıtlama var. Kesinlikle. Peki yasağı delenler oluyor mu bazen? Uyarı yapıyor musunuz buraya gelenler? İşletme olarak hani işletmemizin içindeki banklarımızı falan kullanmak isteyenler oluyor haliyle dışarıdan gelen. Onlara uyarıyoruz tabii. Çünkü resmi tabii. olarak yasak. Tabii. Herhangi bir satış yapamıyoruz. Paket yapıyoruz. Paket yapmak serbest. Onun haricindeki bütün satışlarımız yasak. Gelenlere uygun bir dille uyarıyoruz ama haliyle dışarıdan gelip de kurallara uymayan oluyor mu? Oluyor. Tabii. Hafta sonu yasakta da dışarıda çıkan da oluyor illaki. Evet, kendisine teşekkür ediyoruz. Size hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederim. Var mı demek istediğin mesaj var mı? Maske diyorum, mesafe ve temizlik. Merhabalar. Merhaba. Beyefendi, sizi tanıyabilir miyiz önce? Ben Mallıhan Nazgale köyünden Orhan İlgün. Orhan Bey, Çayırhan'da oturuyorsunuz. Evet. Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var biliyorsunuz. Evet. Tabii ihtiyacınız siz geldiniz, bankamatikten bir miktar para çektiniz. Evet. Nasıl siz gibi herkes uyuyor mu kurallara? Ya burada uyuyorlar. Uyuyorlar. Çok şey yok yani. Evet, sizi gördük böyle bir konuşalım istedik. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz, Çayırhan esnaflarını gezmeye devam ediyoruz. Şu anda açık gördüğünüz bir lokantadayız. Evet. Hayırlı işler. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Ben de Doğan Çimen. Evet. Peki Rıdvan Bey, bugün Çayırhan'da bir program yapalım istedik. Dolaşırken de sizi açık gördük. Şu anda paket servisi yapıyorsunuz. Kurallar dahilinde. Peki vatandaşların uyumu nasıl kurallara Çayırhan'da? Çayırhan'da uyum gayet iyi. İnsanlar öyle çok karşı gelen baktı. Yani burada yiyeceğim diye böyle bir iddia açanlar yok. Değil mi? Yok. Değil mi? Yani. İnsanlar gayet uyumlu. Zaten Çayırhan'daki vaka sayılarından dolayı çok belli. Evet. Evet. Yani çok fazla bir vaka yok Çayırhan'da şu anda. Peki bir mesajınız var mı şu anda halkımıza? Yani bu konuda. Açılması gibi bir görüşümüz bizim yok. Her şey sağlık. Her şey tabii, sağlık. Tabii. Sağlık olsun gerisi. Kurallara uyarsak tabii. Huzurlu mutlu günler, tabii. istediğimiz günler yakında sonra, diyoruz. Sağlık olmadıktan sonra, tabii. ileride tekrar aynı şeyleri yaşadıktan sonra evet. bir anlamı yok. Her işin başı sağlık diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz size. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Sağ olun, size de kolay gelsin. Sağ olun.